Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte Minecraft hacker gerçekçi ve masalsı dünyasını resmettiğim haritayı oynuyoruz. Abone olduysan geçelim. İlk önce Kerry yaşadığı annesinin evini tanıtacağım size. İlk bu küçük yerden başlayalım. Burada sabahları baktığı tavukları, sabahları yüzünü yıkadığı su kuyusu filan var arkadaşlar. Küçük ayrıntılar. Burada içeri girdiğimizde Kerry olanın mışıl mışıl Uyuduğu ve sabahlara kadar kalkmadığı, işten kaytardığı odası var. Burada hep uyuyor. Burada ise arkadaşlar e, köy var. Köylü alanın yaşadığı köy arkadaşlar. Burada köylü alanın otluyor, zıplıyor. Burada işte el arabaları var, küfeler var, e, samanlar var ve nostaljik bir biçimde tasarlandı. Bu arada söyleyeyim bunların yani hepsini gerçekten ben yaptım. Bu balta bile <laughs> benim eserim. Gerçekten burası da güzel olmuş. Burada ise en can alıcı nokta olan arkadaşlar Bilgecan dedenin evi. Bunu gerçekten yaparken ilk temelini buradan attım. Gerçekten de en sevdiğim ev bu olabilir. Bu Bilgecan dedenin evi. Burada o kadar gerçekçiliğe önem verdim ki sağ ve soldardaki masaldaki ayrıntısına kadar taşa kadar yaptım. Ayrıca burada adım hoplarımızda duruyor. Ama uçmuyor. Yakında onu da uçurmayı düşünüyorum. Belki isterseniz. Burada ise Kerala'nın her zaman dedesine laf atlattığı yer. Tabi masanın üstüne çıkmasam daha iyiydi. İkinci en sevdiğim yer olan ise bu uzun da huysuza ait olmayan ama uzun da huysuzun korkunç evi. Harabe evine karşınızdayız arkadaşlar. Burada uzun da huysuzun her çaldığı malzeme getirdiği ev olarak adlandırabiliriz. Ayrıca bu kuyuyu atılanlar vardır. Evden su almaya çıkmıştı uzun ve burada canavarı görüp de doyt diye kalmıştı. Ve eve doğru kaçmış gitmişti. Bu kuyuya geçerken yanından dikkat edin derim. Ev güzel ama kuyu gerçekten korkunç. Buraya geldiğimizde arkadaşlar arkadaşlar buradaki öyle olan arkadaşlar gezip eğleniyordu ve burada balık tuttuklarını hatırlıyorum sadece bu köyün nehri olarak adlandırabiliriz. Eğer bu köprüden karşı tarafa geçerseniz ise yaralanların arkadaşların iddiaya girdiği ve her zaman top oynadıkları saha olarak adlandırabiliriz. Burada her zaman top oynuyorlar. Burada izleme yerleri falan var. Bu Easter Egg ise arkadaşlar kırık ayna bölümü olarak adlandıracak gizemli bir ayna arkadaşlar romanın içinde umarım bulabilirsiniz. Buna girdiğimizde karanlık bir diyara Yolculuk yapabilirsiniz. Çıkmak için tekrardan aynaya girmeniz yeterli. Buna küçük böyle bir şey olması için bıraktım buraya. Bu ormanın içi ise arkadaşlar uzun huysuzun her zaman takıldıkları, uydukları ve mantarla elma yedikleri yer olarak adlandırılabilir. Karşı köşede ise burada hukuk kuşunun yumurtası bulunan dağı görebilirsiniz. Hukuk kuşunun yumurtası da tabii ki de içinde. Onu bile düşündük. Teşekkür ederim. Tabii ki de en güzel şeyi aslında başa koymam gerekiyordu ama sona koyacağım. Büyük bir ihtimal bunu hepiniz görmeyeceksiniz. Burası cadının ormanı. Gerçekten karanlık ve büyülü. Ayrıca çok korkunç. Fark ettiyseniz şu an hava aydınlık ama ormanın içine yavaş yavaş girdiğimde havanın karanlık olmaya çalıştığını görebilirsiniz. Evet biraz korkunç olmaya başladı. Burada ormanın sonuna doğru gittiğimizde ise cadının evini rahatlıkla görebilirsiniz cadı bir yerden çıkmasın dikkat edin. Sonra burada gün yaptığını falan da tabii görebilirsiniz. Bunlar ayrı olaylar. Fark ettiyseniz şu an hava gece ama fark ettiyseniz ormadan çıktıktan sonra hava gündüz veriyor. Gerçekten komutları da ince ayrıntısına kadar düşündük. Bu dünyayı elde etmek için aşağıdaki medya file linkinden indirin ve siz de bu dünyayı biraz incelemeye keşfedin. Hadi bakalım görüşmek üzere.